bizim alacağımız, faydalanacağımız şeyleri Seyyid Kutup Rahmetullahi Aleyh'in Fizilalil Kur'an'ından iktibas ediyorum. Kendime göre özetledim ama temel bu üç çizgi ve şimdi izah edeceğim iki nokta Seyyid Kutub'un e, Fizilalil Kur'an'ından yaptığım iktibastır. Bu meclisimizden de ona inşallah rahmete vesile olur diye burada adını zikrediyorum. Bundan biz bu ayetten mühim bir nokta çıkarıyoruz diyor Seyyid Kutup. O nedir biliyor musunuz diyor. Ta cennette Adem aleyhisselamla kavgaya başlayan iblis ve onun evladı iyali ve Şimdi Amerika'sından filanca gücüne kadar İslam namına savaş üreten, İslam'ı beşiğinde boğmaya çalışan bütün şer güçler ve o ta cennette babamızla mücadele etmeye kalkan iblis hepsi aynı tavanın balığıdır. Dolayısıyla bizim, Eûzübillahimineşşeytanirracim derken ki, Haleti ruhiyemiz, Müminleri tanklarıyla, medyasıyla, ezmeye çalışanlara karşı bulunmalıdır. İki ayrı cephesi yoktur müminlerin. Tek cepheyle savaşıyoruz biz. Bunu bazen gece vesvese veren iblis olarak görürüz. Bazen de, filan süper gücün tankları olarak görürüz. İkisi de Allah'ın müminlerin iman yolundaki mücadelesini imtihan etmek için ortaya çıkardığı güçlerdir buyuruyorum. İkinci olarak da hikmetini anlayalım veya anlamayalım. Ayrıntılarını bilelim veya bilmeyelim. Biz de bu olayda imtihan altındayız müminler olarak. Onlar da imtihan altındadırlar. Onlar da Allah'ın iradesini tecelli ettiriyorlar. Biz de Allah'ın iradesini tecelli ettiriyoruz. Dolayısıyla herkes, müminler ve öbür bahsettiğimiz tek blok olan aslında o cephe, insanların ve şeytanların, cin, cinlerin şeytanları, herkes rolünü oynuyor. Onlar rolünü en iyi şekilde oynarken biz gevşek rol oynayamayız. Cihatsa cihat, ibadetse ibadet, tefekkürse tefekkür her halükarda en iyi rol oynayan biz olmak zorundayız. Eğer biz rolümüzde gevşek davranırsak, onlar ciddi oynarlarsa rollerini, ümmeti Muhammed'in zafiyeti ve mağlubiyeti diye bir sonuç çıkar ortaya o zaman diyor Seyyid Kutup rahmetullahi aleyh